Bu ayrım kendisini tasarruf işlemleri için gösterir. Tasarruf işlemlerinin geçerliliği temelinde yatan borçlandırıcı işlemlerin geçerliliğine bağlıysa tasarruf işlemlerinin illi olmasından, tasarruf işleminin geçerliliği taahhüt işleminin geçerliliğine bağlı değilse tasarruf işleminin illetten mücerretliğinden bahsedilir. Örneğin bir menkul malın teslimi onun sebebini oluşturan satış işleminin geçerliliğine bağlıysa ve satış işlemi geçersiz olduğu için teslim sonucu mülkiyetin geçmediği kabul ediliyorsa bu işlem illi bir işlemdir. Teslim sebepten mücerret bir işlem olarak kabul ediliyorsa mülkiyet geçmiş kabul edilir ve eski malik menkulü ancak sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri isteyebilir. Bir tasarruf işleminin sebebi ifa, ödünç verme, bağış, teminat veya karma sebep olabilir. Bir borçlandırıcı işlem her iki tarafa da borç yüklüyorsa, bu borçlar karşılıklı borç olarak kabul edilir ve birbirlerinin sebebini oluştururlar. Ancak bu sebebe bağlılıkla ilgili değildir. Bu durum karşılıklı borç ilişkilerinde özel hükümlere tabi olmasına sebep olur.